Sevgili öğrenciler merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde bir tık zor soruların bulunduğu bir çalışma yapmıştık. Bugünkü çalışmamızda ise daha çok orta ve kolay düzeyde sorular yer alıyor. Her iki çalışmadaki soruları not tutarak izlediğinizde sınava tam anlamıyla hazır olacaksınız. Çözümlere geçmeden önce videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız harika olur diyorum ve hemen birinci soruyla başlıyorum şekilde kalıtımla alakalı bazı yapılar verilmiş. DNA, gen, nükleotit ve kromozomu şekil üzerinde göstereceğiz. Şimdi öncelikle kromozomla başlayalım. Arkadaşlar şu X'e benzeyen yapı neydi? Unutmayalım kromozomdu. DNA'nın özel proteinlerle birleşmesi kısalıp kalınlaşma sonucunda oluşuyordu. Hemen şöyle yazmak istiyorum. Bu ne olacaktır? Bu kromozom olacaktır. Evet sırada DNA var. 2 tane zincirden oluşuyor ve sarmal. Bakın şurada gördüğümüz yapı da ne olacak? DNA olacak. Deoksiribo nükleik asit. Yapısında deoksiriboz şekeri var. Adını buradan alıyor. Evet, şimdi sırada kim var? Gen var. Gen görüldüğünde aklımıza doğrudan DNA parçaları gelsin. DNA üzerinde özelleşmiş bölgeler. Bunlar ne işe yarıyor? Kalıtımla alakalı özelliklerin belirlenmesini, aktarılmasını sağlıyor. Mesela saç rengi için bir gen var, göz rengi için başka bir gen var. Bunların ortaya çıkmasında genler rol oynuyor. O zaman arkadaşlar DNA üzerinde şöyle bir bölgeyi gen olarak değerlendirebilirsiniz. Evet son olarak nükleotit yazacağız. O da ne olacak? DNA'nın yapı taşı olacak değil mi arkadaşlar? Şöyle karşı karşıya ve alt alta bağlanarak DNA'yı oluşturur demiştik. Şunları da nükleotit olarak gösterebiliriz. Tamamdır bunları hallettik. Geçiyorum B'ye. DNA'nın özelliklerinden ikisini yazacağız. Birçok özellik yazabilirsiniz. Mesela dersiniz ki, kalıtsal bilgilerin şifrelendiği yapıdır. Veya dersin ki, hücrenin yönetici molekülüdür. Veya yaşamsal faaliyetleri kontrol eder. Bunların hepsi özellik olarak yazılabilir. Hemen seri bir şekilde söylediklerim arasından iki tanesini yazıyorum. Evet, tekrarlayalım. DNA hücrenin yönetici molekülüydü yani patrondu. Bütün yaşamsal olayları DNA kontrol ediyordu. İşte sindirim, solunum, boşaltım, üreme tüm yaşamsal faaliyetler DNA'nın kontrolü altındaydı. Bunları asla unutmayalım. Evet C sorusundayız. Bir nükleotit çizerek kısımların adlarını yazacağız. Yine sınavda çıkma ihtimali yüksek olan bir soru. Arkadaşlar nükleotitlerin 3 tane kısmı vardı. Neydi bunlar? Fosfat, şeker ve organik baz. Şöyle en dışta fosfat bulunuyor. Bunu P harfiyle gösteriyoruz. Tam ortada arkadaşlar şeker. Yani deoksiriboz şekeri yer almak zorunda. Şöyle beşgen çizebilirsiniz. Şuraya bir tane yuvarlak koyarsanız güzel olur. Bu da deoksiriboz şekeri D ile gösterdik. Şimdi bir tane organik baz çizeceğiz. 4 çeşit organik baz vardı. Adenin, timin, guanin, sitozin. Mesela timin olsun. Şöyle altıgen bir tane organik baz çizersin. Buna da timin dersin olay biter. İşte karşımızda bir nükleotit var. Hemen kısımların adlarını yazalım. En solda bulunan neydi? Tabii ki fosfattı. Arada şeker bulunuyor veya deoksiriboz şekeri diyebilirsiniz. Diğeri ise ne olacak? Organik baz olacak. Organik baz. Parantez içinde timin bazı demek de yine mümkün olacaktır. Şimdi burada önemli bir nokta var. Lütfen dikkat edin gençler timin bazı şöyle tek başına bulunduğunda bir organik bazdır. Fakat yanına şeker ve fosfat eklendiğinde artık bu üçlüye ne diyoruz? Nükleotit diyoruz. O zaman şunu söyleyebilirsin. Bütün nükleotitlerde fosfat var, şeker var. Bunlar ortak. Fakat organik baz 4 çeşitti. Yani organik baz değişebiliyor. Ne olabilir? Aden'in olabilir, timin olabilir, guanin olabilir, sitozin olabilir. İşte bir nükleotitte bu organik bazlardan hangisi varsa adını oradan alıyor. Yani bu nükleotide ne diyeceğiz? Timin nükleotidi diyeceğiz. Tek başına sarıyla gösterdiğim kısım ne olacak? Timin bazı olacak. Lütfen bu ayrımı da iyi bir şekilde yapın. Yine arkadaşlar bu kısımda çıkabilecek bir diğer soru yukarıda gördüğünüz yapıların büyükten küçüğe sıralanması bir kodlama yapmıştık. Neydi? Kedi geniydi değil mi? Hemen yazalım. Kedi geni yazıyorum. Yani büyükten küçüğe doğru nasıl sıralanıyor? En büyük kromozom. Ardından DNA geliyor. Devamında gen. En küçük ise nükleotit olacak. Neydi bunlar? DNA'nın yapı taşlarıydı. Evet birinci soruyu hallettik. Hemen ikinci soruya geçebiliriz. Bu sorumuz birinci üniteden. Şekilde mevsim geçişlerinin yaşandığı bazı günlerde dünyanın konumları bizlere verilmiş. Ne sormuşuz? Dünya hangi tarihlerde N ve K konumlarında bulunur? Kesin sınav sorusu ayrıntılı şekilde konuşalım. Arkadaşlar güneş ışınları hangi yarım küreye daha büyük açıyla düşerse oraya daha fazla ısı bırakır. Daha fazla ısı bıraktığında ne olur? Orası daha sıcak olur. Eğik geldiğinde yani küçük açıyla geldiğinde daha az ısı bırakıyor. Orası daha soğuk oluyor. Temel mantık bu. Şimdi K konumuyla başla. Bakın kuzey yarım küreye güneş ışınları daha büyük açıyla geliyor. Dolayısıyla bu yarım küre daha sıcak olacak. Fakat güney yarım küreye fark ettiğiniz gibi eğik açıyla geliyor. O zaman buraya daha az ısı bırakır diyebiliriz. Veya şunu söyleyebilirsin. Hocam kuzey yarım küre sanki yüzünü güneşe dönmüş. Ondan daha fazla besleniyor. Yani daha fazla ısı alıyor. Fakat güney yarım küre sanki küsmüş, sırtını dönmüş. Dolayısıyla buraya bırakılan ısı miktarı daha az oluyor. Peki bu ne anlama geliyor? Yani K konumunda kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanırken güney yarım kürede kış mevsimi yaşanacak. Her zaman tersi oluyor. Hemen M konumuna geç. Bakın tam tersi olacak bu sefer. Ne olacak? kuzey yarım küreye güneş ışınları eğik açıyla gelecek fakat güney yarım küreye daha büyük açıyla gelecek. Dik ve dike yakın. O zaman güney yarım küreye daha fazla ısı bırakmış olacak. Ne diyeceğiz? M konumunda güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanır. Bildiğiniz gibi mevsimler hep aynı sırayı izler. Yani ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Bu sırayı rahatlıkla takip edebilirsiniz. Hemen kuzey yarım küreye odaklan. K'den bir önceki konum ne? Burada neyi gördün? Yazı gördün. O zaman neden olacak gençler? Kuzey yarım kürede ilkbahar mevsimi yaşanacak. Bakın şimdi ilkbahar, yaz. O zaman buraya ne yazacaksın? Sonbahar. Sonra ne oldu? Kış oldu. Problem var mı? Yok. Zaten güney yarım kürede ters olacak. N konumunda kuzey yarım kürede ilkbaharsa güney yarım kürede sonbahar olacak. Aynı şekilde L konumunda hemen güney yarım küreye ilkbahar yazabilirsiniz. Eksiğimiz kalmadı ne sorulmuştu? Dünya hangi tarihlerde N ve K konumlarında bulunur? N konumuna baktın. Kuzey yarım kürede ilkbahar başlıyor. Ne olacak bu? 21 Mart olacak. Hepsini yazalım. K konumunda kuzey yarım kürede yaz başlıyor. 21 Haziran diyorsun. Aynı şekilde L konumunda kuzey yarım kürede sonbahar başlıyor. Kendi ülkemiz gibi düşünebiliriz. Bu da 23 Eylül oldu gençler ve M konumunda kuzey yarım kürede kış başlayacak. Bunun için de 21 Aralık diyeceksin. Artık ne sorarsa sorsun. N konumu demişti. Tarihimiz 21 Mart. Kaptık değil mi? K konumu demişti. Buna da 21 Haziran yazarsın. Tam puanını kaparsın. Geçiyorum B sorusuna. Dünyanın M ve N konumlarında güney yarım kürede hangi mevsimler yaşanır? Az önce zaten hepsini tıkır tıkır bulduk. Şöyle hemen karışmasın. Güney yarım bir daha yazalım. M konumu için öncelikle arkadaşlar cevabımız ne olacak? M konumuna geldim, Güney Yarım Küre'ye baktım, ne yaşanıyor? Yaz. M konumunda, Güney Yarım Kürede yaz yaşanıyor çünkü tarih 21 Aralık. Aynı şekilde N konumunda yazalım, Güney Yarım Kürede N konumunda sonbahar yaşanıyor. Bunun için de sonbahar yazdığımızda yine puanı kapacağız. Dünya L konumundan N konumuna geçerken kuzey yarım kürede gündüz süresi nasıl değişir? Bakın burada tarihlerden gidebiliriz. L konumunda tarih neydi? 23 Eylül'dü. Peki N konumunda? Bakın N konumunda ise 21 Mart. Yani 23 Eylül'den 21 Mart'a gidiyoruz. Hemen bu şekilde değerlendirmiş olalım. L konumu bir daha yazalım gençler. 23 Eylül tamamdır. 23 Eylül'ü yazdım. N konumu ise neydi? 21 Mart'tı. Şimdi neyi konuşuyorum? Kuzey yarım kürede acaba gündüz süresi nasıl değişir? 23 Eylül'de 12 saat gece 12 saat gündüz değil mi arkadaşlar? Ardından hangi tarih gelecek? Bakın arada M konumu var. Yani 21 Aralık gelecek dikkat. Şuraya hemen M konumunu da yazalım. Çünkü bu kritik tarih. Şöyle 21 Aralık diyelim bunun içinde. Kuzey yarım küre için konuşuyoruz. Kendi ülkemiz düşünelim. Öncelikle 23 Eylül'de 12 saatte. Bakın mantığınızı kullanın. Öncelikle L konumunda 12 saatli gündüz süresi. N konumu yine Ekinoks tarihi yani güneşitli eşitliği 21 Mart. Ne olacak? Gündüz süresi yine 12 saat olacak. Doğru mudur? Aradayız arkadaşlar M konumu var. Bu konum ise ne olacak? 21 Aralık tarihi. Yani bizde kışın başladığı gün. Kışın başlangıcında yılın en kısa gündüzü yaşanır. Şöyle hemen not almak istiyorum buraya. M konumunda yılın en kısa gündüzü yaşanacak. Buraya kadar tamam mıyız? Şimdi ne yapacağım? Gündüz süresinin değişimini yazacağım. O zaman diyeceğim ki L'de 12 saatti. M'ye doğru yılın en kısa gündüzü yaşanıyorsa gündüz süresi azalacak değil mi arkadaşlar? Ardından yine 12 olacağına göre gündüz süresi artacak. Şunu yazabilirsin. Önce azalır sonra ne olur gençler sonra artar. Bakın tehlikeli bir soruydu. Umarım kapmışsınızdır. Çünkü bakın ne yaptık? L'den N'ye geldik. Burada 12 saatti. Burada yılın en kısa gündüzünü yaşadık. En kısa gündüz. Bir daha yazalım. Buraya kadar gündüz süresi kısaldı. Bundan sonra gündüz süresi arttı. Kuzey yarımküredeki değişim işte bu şekilde oldu. Bunun için de cevabımızı yazdık. Tam puanımızı kaptık. Diğer soruya uçuyoruz. K DNA'sı kendine eşlemiş. Bunun sonucunda L ve M DNA'lar oluşmuş. Ne soruluyor? L DNA'sının birinci zinciri soruluyor. Arkadaşlar DNA kendini eşlediğinde tamamen aynı dizilimde iki tane DNA oluşur. Yani K DNA'sı neyse arkadaşlar L ve M DNA'ları tamamen aynıdır. Şöyle baktık guanin, sitozin, timin, adenin, guanin, sitozin, adenin, timin. Bunlar da aynısı olacak. İsterseniz öncelikle M DNA'sını tamamlayalım. Sitozin var. Karşısında ne olacak? Guanin olacak değil mi? Hatırlayın her zaman adenin ile timin, guanin ile sitozin karşı karşıya geliyordu. At gs şeklinde bir kodlama yapmıştık. Bu durumda timin karşıda adenin olur. Guanin karşıda sitozin olur. Timin karşısında adenin olacaktır. Yine aynı mantıkla burada ne görüyorsak buraya aktarabiliriz. Yani şurası guanin ise burası sitozin olur. Bakın k, m ve l fark etmez. Hepsinin dizilimi aynı. Çünkü DNA kendini kopyalarsa iki tane aynısından DNA oluşur. Mantık bu. Evet aynen yaz. Timin, adenin, guanin, sitozin ve adenin, timin. Şimdi ne soruluyordu? L DNA'sının yani bunun birinci zinciri soruluyor. Burada sarmal olduğu için gençler dikkatli olun. Bakın ben size burada mavi olarak bunu gösterdim. Yine bu renksiz olarak verildiğinde kafa karıştırılabilir. Lütfen bu noktada uyanık olacaksınız. Şimdi şöyle sırayla gidelim. Birinci zincire baktınız. En üstte kim var? Guanin. Şöyle döndüm. Hemen yanında sağ tarafında adenini gördünüz. Bir altında sitozin var. Bakın dönmeye devam edin. Ve nereye gelin? Adenine gelin. Yani sırasıyla guanin, adenin, sitozin ve adenin olacak. Kaptınız değil mi? Hemen yazalım. Önce guanin yazdım. Ardından adenin, sonra sitozin geldi. Ve en sona da adenini yazıyorum. Olayı bitiriyorum. Geçiyorum dördüncü soruya. Oğlak dönencesi üzerinde bulunan düz bir çubuğun öğle vaktinde ölçülen gölge boyunun zamanla kısalarak sıfır olduğu görülmüştür. Bu ölçümlere uygun olacak şekilde bir grafik çizeceğiz. Tatlı bir soru. Şimdi çubuk nerede? Oğlak dönencesinde. Bu nerede? Tabii ki Güney Yarım Küre'de. Biz ne biliyoruz? Güney Yarım Küre'de yaz 21 Aralık'ta başlar. Dolayısıyla 21 Aralık'ta tam öğle vaktinde güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne arkadaşlar dik açıyla yani 90 dereceyle gelecektir. Eğer bir yere güneş ışınları 90 dereceyle gelirse, yani dik olarak gelirse düz bir çubuğun gölgesi oluşmaz, değil mi? Bakın şöyle düşünebilirsiniz. Işınlar tam 90 dereceyle geldi. Ne olmaz? Bunun gölgesi olmaz. Demek ki arkadaşlar en son durumda yani gölgenin sıfır olduğu gün ne olmalıdır? 90 dereceyle geldiği gün olmalıdır. Bu da 21 Aralık. Hemen şöyle benim bunu 21 Aralık'la bitirmem gerektiğini yakalamış olmam lazım. Bundan önce de herhangi bir tarih düşünebilirsiniz. Mesela bir önceki kritik tarihi seçin. Ne olsun? 23 Eylül olsun. Problem değil. Burada bunun gölgesi ölçüldü. Örneğin şöyle bir uzunlukta olsun bunun gölge boyu. Ne olacak? 21 Aralık'ta tam 90 dereceyle geleceği için gölge boyu kısala kısala bugüne ulaştığında tam 0 olacak. O zaman şöyle gölge boyunu kısaltacaksın ve arkadaşlar tam 21 Aralık'a geldiğinde 0'a değmiş olacak. Bu şekilde bir çizimle yine tam puanı kapmış olursunuz. Oğlak dönendesinin güney yarım olduğunu unutmayalım. Buraya 21 Aralık'ta Yengeç dönencesi ise arkadaşlar o kuzey yarımkürede 21 Haziran'da öğle vakti dik açıyla geliyor. Bunlar önemli bilgiler. Evet gelsin 5. sorumuz. Bu sorumuz kalıtımdan. Bezelyelerde sarı tohum aleli yeşil tohum aleline baskın. Bunu biliyoruz. Hemen şöyle diyelim ki sarı baskınsa sarıya büyük A diyelim. Yeşil çekinikse buna da küçük a diyerek başlıyorum. Baskınları büyük harfle göstereceğiz. Çekinik alelleri küçük harfle. Bunu zaten biliyorsunuz. Melezdöl, sarı tohumlu iki bezelliği çaprazlayacağız. Melezdöl neydi? Aleller farklı. Yani biri baskın, biri çekinik. Biri büyük harf, diğeri küçük harf. O zaman diyorum ki melezdöl, sarı tohumlu olanın genotipi büyük A, ağ, küçük A'dır. O zaman ikisi de aynı olduğuna göre ne yapıyorsun? Büyük A, küçük A ile büyük A, küçük A'yı çaprazlıyorsun. Kural şu. Önce bunun birincisiyle başlıyorsun. Bunun birincisinden diğerinin birincisine ardından ikincisine gideceğiz. Eğer 1'den 1'e gidersen büyük A, büyük A gelir. 1'den 2'ye gidersen büyük A, küçük A gelir. 1 ile işimiz bitti. Geçiyoruz ikincisine. 2'den 1'e git, 2'den 2'ye git. Evet, 2'den 1'e gittim. Küçük A, büyük A. Ama önce büyü yazıyoruz. Büyük A, küçük A oldu. 2'den 2'ye gidiyorum. Bu da küçük A, küçük A olacaktır. Problem var mı? Yok. Şimdi isterseniz bunları tanımlayalım. Eksiğiniz kalmasın. Önce şöyle baktık. Burada dört parça görüyoruz. 4 parçanın biri büyük A büyük A. O zaman diyebilirsin ki büyük A büyük A nedir? Hemen yazalım. İkisi de aynı. Yani saf döldür. Değil mi arkadaşlar? Aynı zamanda sarı mı yeşil mi? Bir tane bile büyük harf varsa baskının dediği olur. Yani sarıdır. Saf döl, sarı, tohumlu diyebilirsin. Şöyle oranı da yazalım. 4 parçanın biri demiştik. Yani 1 bölü 4. Veya dersin ki yüzde %25. Evet iki parçanın büyük A küçük A olduğunu görüyorsun. Dört parçanın ikisi yani yarısı. Bu ne olacak? Yüzde elli. Hemen bunu da tanımlayalım. Büyük A küçük A. Biri büyük biri küçük yani baskın ve çekinik. Bu ne olacak? Melez döl olacak değil mi? Bir tane bir büyük harf varsa baskın dediği olur. Yani yine sarı tohumlu olur. Olasılık ise dördün ikisi yarısı demiştik. Yüzde elli olacaktır. Evet küçük a küçük a. İkisi de aynıysa saf döv zaten. Peki sarı tohumlu olur mu? Olamaz. İkisi de çekinik. Artık yeşil tohum özelliği ortaya çıkabilir. Ne oldu bu? Yeşil tohumlu oldu. Olasılığı ne? 4 parçanın bir tanesi. Yani 1 bölü 4 veya %25 diyebilirsiniz. B'ye baktık. Kaç çeşit genotip oluşabilir? Arkadaşlar burada 3 çeşit genotip oluşabiliyor. 3 çeşit genotip. Hocam bunlar neler? Birinci ihtimal büyük A büyük A. İkinci ihtimal büyük A küçük A. Son ihtimal küçük A küçük A. Gördüğünüz gibi 3 farklı genotip ortaya çıkabiliyor. Hemen bunları da parantezin içinde yazıyorum. Puan kaçırmıyorum. Eğer fenotip sorulursa dikkatli olun. İki çeşit fenotip ortaya çıkabilir. O neydi arkadaşlar? Fenotip dış görünüştü. Yani sarı tohumlu mu, yeşil tohumlu mu? iki çeşit fenotip ortaya çıkar dedik. Ya sarı olur ya da yeşil olur. Fakat genotip sorulursa 3 çeşit genotip olduğunu söyleyeceksiniz. Şöyle bir, şöyle 2, şöyle 3. Kaptık mı? Evet C sorusuna geldik. Yeşil tohumlu bezelye oluşma ihtimali yüzde kaçtır? Biraz önce zaten tıkır tıkır hepsini yapmıştık arkadaşlar. Yeşil tohumlu olma olasılığı yüzde 25 bulmuştuk. Hemen yüzde 25'i yazdım. D'ye bakın sarı tohumlu bezelye oluşma ihtimali yüzde kaçtır? Dikkat! Saf döl mu? Demiyor. Melez döl mu? Demiyor. İster saf olsun ister melez olsun. Sarı tohumlu olma olasılığı bakın yüzde 25 buradan gelir, yüzde 50 buradan gelir. Ne oldu? Yüzde 75 oldu. Yani yüzde 75 sarı tohumlu olur, yüzde 25 yeşil tohumlu olur. Bu da başka bir orandır. Bunu da kaçırmayın. Evet sadece sarı demiş. Saf veya melez dememiş. Dolayısıyla bu ikisini topladım. %75 yazıyorum. Dikkatli oluyorum. Harikasın. Diğer soruya geçebilirsin. Şimdi bu soruda yine temel sorulardan sınavda çıkma ihtimali yüksek. İklim ve hava olayları arasındaki farklara 3 örnek vereceğiz. Arkadaşlar şöyle zaman kaybetmeyelim. Hemen seri şekilde söyleyelim. Hava olayları dar bir alanda etkiliydi. İklim ise geniş bölgelerde etkili oluyordu. Hava olayları Kısa süreli etkili olurken iklim uzun süre boyunca etkili oluyordu. Hatta birin iklimini belirlemek için 35-40 yıl boyunca araştırma yapmak gerekiyordu. Uzun yıllar boyunca ölçülen verilerin ortalamasıydı. Son özellik olarak da şunu yazabilirsiniz. Hava olaylarını ifade ederken yağmurlu, güneşli veya sisli gibi kavramlar kullanılır. Fakat iklimi ifade ederken daha genel kavramlar değil mi? Sıcak, soğuk, ılık gibi kavramlar kullanır. Bu şekilde bir cevap yazdığınızda yine tam puanınızı kapmış olacaksınız. Problem var mı? Yok. O zaman hemen 7. soruya bakalım. Bu sorumuzda rüzgarın yönüyle alakalı yine çıkma ihtimali yüksek olan sorulardan biri. Şekilde P ve R şehirlerinin konumlarıyla rüzgarın yönü verilmiş. Ne soruluyor? Alçak ve yüksek basınç alanları soruluyor. Değerli arkadaşlar, her zaman aynı kural geçerliydi. Ne demiştik? Rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru esiyordu. Şöyle hemen buraya da rüzgar yazalım. Yön neymiş? Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğruymuş. Neden? Çünkü alçak basınç alanı sıcaktı. Burada hava yoğunluğu azaldığı için yükseliyordu. Yani alçak basınç alanında hava yükselici hareket yapıyordu. Fakat yüksek basınçalarının sıcaklığı daha azdı. Mesela soğuk diyelim kafanız karışmasın, Havanın yoğunluğu artıyor, hava burada alçalıcı hareket yapıyor. Yani baskı artıyor. Sırtımıza yük biniyor, basınç yükseliyor gibi düşünün. İşte bu yüzden burası yüksek basınç oldu. Diğer taraf hava yükseldiği için sırtımızdan yük kalktı, basınç azaldı. Alçak basınç oldu. Bu mantığı kullanabilirsiniz. Rüzgarda daima yüksek basınç alanından nereye doğru esiyor? Alçak basınç alanına doğru esiyor. Tamamdır. Hemen bunları yazalım. R ne olmalıdır? Rüzgar buradan estiğine göre yüksek basınç alanı olmalıdır. P ise arkadaşlar rüzgar buraya doğru estiği için alçak basınç alanı olmalıdır. Kaptık mı? Şehirlerin sıcaklığını karşılaştıracağız. Alçak basınç alanının olduğu yer sıcaklığın fazla olduğu yer. Yüksek basınç alanının olduğu yer sıcaklığın az olduğu yer. O zaman P'nin sıcaklığı R'nin sıcaklığından daha fazla dersin. Yine buradan da puan kaçırmazsın. Evet son soruya geçiyoruz yine çıkma ihtimali yüksek olan bir soru tipiyle çalışmamızı noktalıyoruz. Bizlere üst kısımda bir bilgi verilmiş. Ne diyor? Bezalelerde uzun boy aleli kısa boy aleline baskındır. Biliyoruz. Fenotipleri farklı. iki bezelle çaprazlanmış. Bunların fenotipleri farklıymış. Bunun sonucunda %100 uzun boylu bezelye oluşmuş. Buna göre çaprazlanan bezelyelerin genotipleri ne olabilir? Bunu göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle ne yapacağız? Harfleri belirleyeceğiz. Uzun boy aleli baskın. O zaman uzun boy alelini büyük A ile gösterelim. Kısa boy çekinik. Bunun için de küçük A harfini kullanalım. İki tane bezelliği çaprazladık. Bunların fenotipleri farklı. Fenotip ne? Dış görünüş. Yani ikisi de uzun uzun olamaz. İkisi de kısa kısa olamaz. Farklı olacak. He diyorum demek ki bir tanesi uzun boyluymuş. Diğeri mecburen ne olmalı? Kısa boylu olmalı. Bunları çaprazlıyorsun. Bir bakıyorsun oluşacakların hepsi %100 uzun boylu. Başka bir şey oluşamıyor. Acaba bunların genotipleri ne olabilir? Buna bakacağız. Şimdi bir bezelye eğer kısa boyluysa bunun genotipini doğrudan yazabilirsin. Neden? Çünkü bunda büyük harf olamaz. Yani baskın alel olamaz. İkisi de ne olmalı? Çekinik alel olmalı ki çekinik özellik ortaya çıksın. Yani burada ikisinin de küçük a olması gerektiğini fark ediyorum. O zaman genotipi yazalım. Kısa boylu olanın genotipi küçük a, küçük a. Uzun boylu olanın genotipi için iki ihtimal söz konusu. Birinci ihtimal şu. Büyük a, büyük a olabilir. İkinci ihtimal büyük a, küçük a olabilir. Burada durdum. Diyorum ki acaba bir mi iki mi mantıklı? İki mantıklı değil gençler. Neden? Çünkü burada bir tane küçük a var. Buradan çekinik alel gelirse... Buradan da zaten çekinik alal gelecek. Bu durumda oluşan bezeller arasında kısa boylular olur. O zaman diyorum ki bunu uçurdum. Demek ki %100 uzun boylu olacaksa bu arkadaşın genotipi büyük A büyük A olmak zorunda. Bunun için de büyük A büyük A yazdım. Tekrarlıyorum bunu seçseydim ne olacaktı? Şuradan bir tane küçük A gelecekti. Bir de buradan kısa boylu bezel oluşacaktı. Ama bu demişti ki bana %100 uzun boylu oluşuyor. Yani böyle bir ihtimal olmaması lazım. Biz de ne yaptık? İkisini de büyük A olarak seçtik. Evet şimdi çaprazlayacağız. Önce ile başla. Birden bunun birine gidiyorsun. Ne geldi? Büyük A küçük A. Birden ikincisine gittim. Büyük A küçük A geldi. 2'den 1'e gittim. Yine büyük A küçük A geldi. 2'den ikiye gittim. Büyük A küçük A geldi. Nedir bu gençler? Hepsi aynı olduğu için %100 dersin. Biri büyük biri küçük olduğu için melez, döl dersin. Bir tane bile büyük harf olduğuna göre baskın özellik ortaya çıkar. Yani uzun, boylu olacaktır. Evet gördüğünüz gibi çaprazlamayla bunu da kanıtlamış olduk. Genotipler büyük A, büyük A, küçük A, küçük A olmalıdır. Fark ettiyseniz fenotipler ayrı. Çaprazladım. Hepsi ne oldu arkadaşlar? %100 uzun boylu oldu. Umarım bu soruyu da iyi bir şekilde kavramışsınızdır. Evet bugün sizlerle beraber fen sınavı kapsamında güzel bir çalışma yaptık. Sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözdük. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.